Özel bir şey düşünmenize gerek yok. Normal dağıtmanız yeterli. Hatal dağıtmayın yeter arkadaşlar. 1 çarpı m'den m, 1 çarpı eksi i'den eksi i, eksi m çarpı m i'den neye dikkat edeceğiz? Eksi m kare i olduğuna sonra eksi çarpı eksi artı m çarpı 1 1 i kare eksi 1'dir. Bu yüzden burada da eksi m gelecek. Dolayısıyla eksi 10 i oldu. M'ler gitti. Burada bakın i parantezinde eksi 1 eksi m kare oldu burası doğru mu? Bu da neye eşit arkadaşlar? Direkt eksi 10 i'ye. Demek ki i'ler zaten aynı olduğu için eksi 1 eksi m kare eşittir. Eksi 10 m kare sol tarafa atarsak 9 olur. m artı eksi 3 olacak. Şıklarda 3 var. D şıkkı zaten pozitif istiyormuş bizden. A, B, C asal sayılar denmiş ve birbirinden farklı. Bir kere A asal sayıysa, 26'nın bölenleri zaten 2 ve 13 arkadaşlar. Demek ki yani 26 da var da A 26 olamayacak. O zaman 13 olur. A eksi C de 2 olur. Yine aynı şekilde bakın. C 11 olmalı. C eksi B 4 olmalı. Çünkü 44'ün bölenleri 1, 2, 4, 11, 44 şeklinde ama. C'nin asal sayı olması gerekiyor. C arkadaşlar tabi 2 olursa onu da hani söyleyeyim neden 2 demiyorsunuz hocam. C'ye 2 dersek o zaman arkadaşlar A'ya kaç dememiz gerekiyor? 4 dememiz gerekiyor. O da saçmalıyor. Çelişki oldu. Dolayısıyla A 13. A 13 olduğu için 13 eksi C 2 olur. C böylece arkadaşlar 11 gelir. C eksi B de 4 olduğu için C 11'di. B'yi de 7 bulduk. 11, 7 ve A da 13'tü. Onu da böyle yazayım. Bunların toplamları 31 geldi D şıkkı. TYT sorusu değil ama hani TYT'de de çıksa şaşırmayacağımız bir soru. O yüzden şöyle mantıklı davranmak lazım. Bir kere A ve B pozitif tam sayıysa iki arkadaşlar X'e bölünebilmesi için X'in ya 1 ya da 2 olması lazım. E x 1 ya da 2 olursa şu toplamın kesirli sayı çıkma ihtimali kalmıyor. O yüzden biz b sayısı a sayısına tam bölünemiyorsa kısmına bakalım. Böylece x arkadaşlar nasıl yazılıyormuş? x bölü 2 artı 3 çarpı 6 18 çünkü tam bölünüyorsa bunu kullan demiş. Eşittir 43 bölü 2 x bölü 2 eşittir 7 bölü 2 oldu. Böylece x gerçekten 7 geldi. Diğer türlü bir yanlış sayı bulup biraz daha vakit kaybetmeye, biraz daha beynimizi yormaya gerek yok sonuçta sınavda arkadaşlar. Evet ayette de süre sıkıntımız yok ama belli sorulara böyle enerjimizi gereksiz yere harcarsak o zaman diğer sorularda sıkıntı olur. Cevap C şıkkı. Alternatiflere bakmamız lazım bu soruda arkadaşlar. Bir kere bir sayının kübü diğer sayının kübünden büyük oluyorsa ikisi de birden büyük olabilir. Birinci alternatifimiz bu. İkincisi arkadaşlar N pozitif M negatif olabilir. Daha bakın aşağıya gelmiyorum. Önce bir yukarıyı kontrol edeyim. Üçüncüsü arkadaşlar N ve M eksi birden küçük olabilir. Bunu söyleyebiliriz. Başka ihtimalimiz var mı? Ee, başka ihtimalimiz yok. Şimdi burada N ve M ikisi birden birden büyük olursa o zaman arkadaşlar N M'den büyük olur. N'nin M'den farkı artı gelir. N'nin M ile toplamı artı gelir. Artı gelir. Demek ki o zaman böyle bir ihtimal olması şey böyle bir olma ihtimali yok. Sonra N ve M artı eksi olursa yine aynı şey olur. Şimdi e, burada arkadaşlar daha doğrusu şöyle bilemeyiz. N eksi M artı olur. Büyükten küçüğü çıkardığımız için. Yalnız N artı M'ye karar veremem. Burası soru işareti olur. Çünkü negatif bir sayının kübü evet küçüktür. Tabii ki pozitif bir sayının kübünden ama orada hangisinin mutlak değeri daha büyük bilemeyeceğim için sıkıntı olur. Örnek n 3 olsun. N de arkadaşlar eksi 4 olsun. Bunların bu sefer kübünü aldığınız zaman 27 eksi 64 evet oluyor ama şimdi farklarını aldığımda 7 olurken çarpımlarını aldığımda e pardon toplamlarını aldığımda Eksi 1 oluyor negatif geliyor. Ama şöyle de olabilir. 3'e eksi 2 o zaman farkları 5 olurken toplamları da 1 olur. Bu sefer artı olur. Dolayısıyla bu soru işareti. Bundan dolayı arkadaşlar m çarpı neye bakın soru işareti bunu bilemeyiz. Bazen doğru bazen yanlış. nm küçüktür eksi 1 olursa arkadaşlar böylece nm küçüktür eksi 1 olduğu zaman e, tabii ki örnek veriyorum n eksi 2. M de eksi 3 gibi bir şey olacağı için küplerini aldığınız zaman bakın evet doğru olur. Diğer taraftan toplamların negatiftir. Farkları N, m'den büyük olacağı için pozitiftir. O zaman gerçekten çarpım negatif gelir ve böylece M artı N'nin arkadaşlar sıfırdan küçük olması gerektiğini kesinlikle söylerim. Nereden söylüyorum bunu? 1. Buradan dolayı söylüyorum. 2. Burada da arkadaşlar sonucun çıkması için demin ne yaptık bakın. Hatırlıyor musunuz şurada? m bir de eksi 4 olsun demiştik. O zaman bakın toplamları negatif olurken çarpımları pozitif oluyordu. O yüzden tamam. Burada problem yok. Kesinlikle toplamları negatif geldi. Gelelim buraya. İşte burada da bakın. 1 bölüme yani eksi 3 ters çeviriyorum mesela m eksi 3 olsun. E, burası da arkadaşlar... 1 bölü eksi 2. Şimdi eksi 1 bölü 3 artı 1 bölü 2. Burada problem yok artı ama üstte dediğim gibi n ne demiştik? E, 3 olsun. n 3 olunca eksi 1 bölü 3 olacak. m de eksi 4 olunca 1 bölü eksi 4 oldu. Böylece bakın toplamları bunların ne geldi? Negatif. O yüzden bu da soru işareti. Biraz bunlar tehlikeli sorular üzerine eğilmek lazım. B şıkkı. Değer işlemi verilmiş ama aradaki işlemleri bize bırakmış. Şimdi adım adım gidelim. Birinci öncül çünkü tek tek denememiz gerekiyor. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok arkadaşlar gerçekten. Şimdi x artı 2'nin mutlak değeri. Sonra arada çarpı var. Mutlak değer x eksi 2. En kolayı bu hakikaten. Böylece mutlak değerde içleri çarpabiliriz. x kare eksi 4'ün mutlağı eşittir 12 olur. Buradan x kare eksi 4 12 olabilir. 12 olursa x kare 16 olur. Haliyle köklerden biri 4, biri eksi 4 olur. Diğer taraftan arkadaşlar x kare eksi 4 eksi 12 olabilir x kare buradan eksi 8 olamayacağına göre reel sayılarda dolayısıyla evet iki çözüm oldu. Bu birincisi doğru. İkinciye geçtiğimiz zaman ikinci de mutlak x eksi 2 artı mutlak x çarpı 2 yani 2x eşittir 12'de içeriği 0 yapan değer 2 içeriği 0 yapan değer 0. Böylece ne diyeceğiz? 1. Sıfırdan ve 2'den büyük olsun. İkisinden de büyük olursa olduğu gibi çıkar. Buradan arkadaşlar 3x eşittir 14 olur. x 14 bölü 3 0 ve 2'den büyük mü olur? Tamam. Sonra ikincisi 0 ile 2 arasında olabilir. Yani 0'dan büyük ama 2'den küçük olabilir arkadaşlar. Eksiyle çarpılarak çıkar. Sonra burası e, olduğu gibi çıkar. 2x eşittir 12. Buradan da bakın x eşittir 10 oldu ama böyle olamaz. Biz çünkü 0 ile 2 arasında olsun dedik ikinci duruma. Bu yüzden patladı. Son durum hem 2'den küçük olsun hem 0'dan küçük olsun. Böylece 2 eksi x diye çıkar. Eksi 2 x diye çıkar. 12 olur. Buradan arkadaşlar eksi 10 eşittir. 3 x gelir. x de eksi 10 bölü 3 olur. Evet bu da olur çünkü hem 2'den hem de 0'dan küçük olsun demiştim son durumda. Hatta onları yazayım bakın. 1 olduğu gibi dedik. 2'den büyük. Sonra x 2 ile 0 arasında dedik. 3 x 2'den hatta 0'dan bile küçük dedik. Dolayısıyla sağlıyor. İki çözüm geldi. Bu da doğru geldi. Sonra şu rengi değiştireyim. Son bir denememi yapayım. x eksi 2 bölü x artı 2 eşittir 12 denmiş. Burada da x eksi 2 bölü x artı 2 mutlak değer için alırım böyle 12 derim. x eksi 2 bölü x artı 2 12 olur ki buradan da zaten gerçekten 12x artı 24'ten bir sayı gelecek. Paydayı sıfır yapan sayı da değil bu. Evet bir çözüm geldi. Bir de x eksi 2 bölü x artı 2 eşittir eksi 12 olur. Buradan da x eksi 2 eşittir eksi 12x eksi 24'ten paydayı sıfır yapacak. Eksi 2 değeri gelmiyor. Buradan da bir çözüm geldi. Dolayısıyla 3'ü de olabilirmiş. E şıkkı. Fonksiyon sorusu. Şöyle daha kolaylaştırayım soruyu. Mx bölü m eksi n bölü m yapalım. Böylece bakın şu m'ler gitsin. x eksi n bölü m eşittir x eksi 4 diyeyim. Şimdi burayı 2 yapmalıyım değil mi? Normal dümdüz düşünüyoruz aslında. n bölü m bir reel sayı sonuçta. O zaman x gördüğüm yere 2 bölü 2 artı n bölü m yazmalıymışım. Böylece içerisi 2 oldu. Dışarıya da 2 artı n bölü m yazdığımız için bu arkadaşlar 4'e eşit. Dümdüz fonksiyon aslında bakın. Eksi 2 öbür tarafa attım. 6 oldu. Şimdi artık yerine yazarsak f x eksi 6 eşittir. x eksi 4 fonksiyonuymuş. İçeriği 5 yapmak için x'e kaç vermem lazım? 11. 11 eksi 6'dan gerçekten f5. 11 eksi 4'ten 7 oldu. D şıkkı. Arkadaşlar size bir uyarım var bu soru özelinden yola çıkarak. Şimdi bu denemelerin gerçekten seviyesi fena değil. O yüzden hedefiniz yüksekse bu denemeleri çözün. Hedefiniz düşükse de buradan gerçekten güzel şeyler öğrenirim e dürtüsüyle çözmeye çalışın yoksa işte o soru böyle şu soru şöyle dediğimiz zaman sınavda da çok acayip sorular gelebiliyor. Bunlar sonuçta bir şekilde ÖSYM'nin soruları değiştirilerek oluşturulan sorular oluyor bazıları. Bu öyle bir soru mesela. E ee, ÖSYM'de çok orijinal, çok güzel sorular soruyor. Sizin hedefiniz 30'lardan yukarıdaysa o zaman gerçekten kötü soru, iyi soru, kaliteli soru, zor soru deme lüksü çok bırakmıyor size sınav. Her türlü soruyu görüp her türlü soruyu yapabilmeniz lazım. Ama netleriniz, hedefleriniz 20 civarındaysa evet, bazı sorulara yani böyle es geçip neyse ya bunu yapmayın falan diyebilirsiniz ama orada da şöyle bir risk oluyor. Ya elediğiniz harici bir şey yapamazsanız. O yüzden her zaman her şeye çalışıp maksimum neti hedeflemek lazım. Sınavda inşallah yapabileceğinizden çok daha güzel sonuçlara ulaşırsınız böylece. Burada e, dikkatli olup grafiği görmek lazım güzelce. F çarpı h tablosunu yapalım şimdi olun. F'in kökleri arkadaşlar neler? Eksi 3 ve 3 doğru mu? Hemen tabloyu yerleştirmeyeyim gerçi. F'in kökleri bunlar. H'ın kökleri neler arkadaşlar? Sadece 6. O zaman tabloyu önce yerleştiririz. Eksi 3, 3, 6. Grafikli sorularda şuna bakmanız yeterli. F fonksiyonu arkadaşlar 3'ten sonra bakın artı sonsuza doğru yükseliyor. Bunun işareti artı demektir. Gerçekten bu kriteri baz alabilirsiniz. E, H fonksiyonu da bakın 6'dan sonra yani son x eksenini kesen veya değen yerden sonraki görüntüye baktığınız zaman bu da eksi sonsuza doğru gidiyor. O zaman F artı G eksi olduğu için artı çarpı eksiden eksi gelir. Hepsi tek katlı kök. İkisinde de gelen kök olmadı. O zaman böyle cevabımız artı eksi artı eksi diye gidecek. Dolayısıyla arkadaşlar burada sağlayan değerler buralar unutmayalım. İkisinde de sağlayan değer tabi eksi 6'da bitiyormuş fonksiyon ve yine 6'da bitiyormuş. Bakın sonsuza kadar gitmiyor. O yüzden eksi 6, eksi 3, bir deşim, 3, 6 diyeceğiz. Şurası kapalı aralık. Sonra geleceğiz ikinciye. İkinci de bakın lütfen şuna dikkat edin. Fark fonksiyonu demek şudur. Bir grafik üstte ise diğer grafik altta ise f büyüktür g'dir. Bu yüzden f eksi g büyüktür sıfır olur. g eksi f de küçüktür sıfır olur. Dolayısıyla burada kökleri sakın x eksenini kestiği yeri almayın. Sonuçta fark fonksiyonu olduğu için farkın kökünü alacağız. Peki farkın kökü ne demek? f'nin g'ye eşit olduğu yani arkadaşlar tabi burada haşlayayım da sonra hani karışmasın. E, temsil olarak göstermiş olmayayım. f'nin H'e haşa eşit olduğu nokta ordinatları aynı noktadır O yüzden bakacağız şimdi mavi grafikle e, tu kırmızı grafik nerede kesişiyorlar? bakın eksi 4'te kesişiyorlar. Bir de nerede kesişiyorlar arkadaşlar 4'te bakın hem fonksiyon, f fonksiyonu hem de mavi fonksiyon h fonksiyonu eksi 4 ve 4'te aynı değer alıyormuş Dolayısıyla dikkat edin bakın. 4'ten sonra, F yukarıda kalıyor. G de aşağıda kalıyor. Görüyor musunuz? Ne demiştim? Yukarıda kalan fonksiyon aşağıda kalan fonksiyondan daha büyüktür. 4 ile sonsuz aralığında. Tabi bu artık 6'ya kadar gidiyor. Biz yine de yazalım. 4 ve eksi 4 köklerimiz. Tamam mı? Sonra arkadaşlar G'nin kökü zaten belli. Bu hangi fonksiyon? Turuncu. Yani eksi 5 ile 5. O zaman bunun da kökleri böyle. G fonksiyonu arkadaşlar kökünden sonra son kökünden sonra 5'ten itibaren eksi bunun işareti eksi. F eksi h artı çünkü f büyüktür h bu aralıkta dolayısıyla ne olacak? Artı böyle eksiden eksi artı eksi artı eksi. Bunun ne olmasını istiyoruz? Büyüktür. Ancak g'de lütfen dikkat edin. Eksi 5 paydayı 0 yapar. Eksi 5 açık aralığı. Sonra eksi 4 kapalı. Birleşim 4 paydayı 0 yapmıyor. Problem yok ama 5 paydayı 0 yapıyor. İşte birinci çözümümüz arkadaşlar. Eksi 6 eksi 3 3 6. İkinci çözümümüz eksi 5 eksi 4 4 5. Bunları birleştirdiğimiz zaman ne olacak? Eksi 5 daha doğrusu kesiştirdiğimizde açık aralığı eksi 4 kapalı. Birleşim 4 kapalı 5 açık aralığı oldu. D şıkkı. E x öbür tarafa atarsak P-X e eşit. Bunu biliyor olmanız lazım ki çok görmüşsünüzdür. Bir fonksiyon arkadaşlar Px veya Fx fark etmez. P-X e ise bu çift fonksiyon özelliğidir. Çift fonksiyonun X'lerinin dereceleri çifttir arkadaşlar. Dolayısıyla bu fonksiyon yani polinom dördüncü derecedense AX üzeri 4 artı BX kare artı C olacak. Çift fonksiyonda sabitlerim de olur. Çünkü arkadaşlar bu c çarpı x üzeri sıfırdır. Şimdi buna göre bir bilgi vermiş onu da kontrol edelim. P2x polinomunun baş kat sayısı. P2x demek x gördüğün yere 2x yaz demek olduğu için a çarpı 16x üzeri 4 nokta nokta olur. Baş kat sayıda şuraları umursamam. Direkt nereye odaklanırım? Sonuçta baş kat sayıya odaklanırım. O zaman demek ki a arkadaşlar 3'müş. Px polinomumuz 3x üzeri 4 artı bx kare artı c oldu. Şimdi P4'ü yerine yazacağız. X yerine 4 yazarsam 4 üzeri 4 yani 2 üzeri 8 256 yazalım şöyle. Sonra 4 yazdık 16b artı c eşittir 0. P2 x yerine 4 yazıyorum 2 üzeri 4 16 bunu da hatta 3 çarpı 16 yazayım. Belki hani farklarını alırken işime yarar. Sonra arkadaşlar 2 4B oldu. Artı C eşittir 0. Böylece taraf tarafa çıkardığım zaman 3 parantezinde 256 eksi 16 240 240 çarpı 13 240 çarpı 3 pardon A eksi artı 12B eşittir 0. 12B eşittir 240 çarpı 3. Bakın böylece uzunca çarpmadığımızdan kolaylıkla hemen işi hallettik. B de buradan ne gelmiş oldu? E, 20, 60 gelmiş oldu. B eksi 60 ise yerine yazacağız. Hemen bir yazayım bakayım bir tanesinde. 48 e, eksi 240 artı C eşittir sıfırdan. C de 196 oldu. Şimdi Px polinomumuz neye eşit arkadaşlar? E, A'yı ne bulmuştum ben? 3. B'yi ne bulduk? Eksi 60 x kare. C'yi ne bulduk? 196. İşlem kalabalığı oldu yani. P1 buradan artık 3. Eksi 60 artı 196. 199. Eksi 60 kaça eşit oldu? 139. Ha, işlem hatamı fark ettim şimdi. 240'tan 48 çıkardım. Tabii ki oraya ne yazdım? Saf gibi. 192. Orası 196 yazmışım demin yanlışlıkla. Şurası 192. Burası da 192. Böylece 135 oldu arkadaşlar. Ee, cevabımız C şıkkı. Bir tahta blok var. Onu ölçeceğiz şimdi. Burada log 4 25'miş. Her 2 santim daha doğrusu 2 tam sayı arası pardon. Dolayısıyla 4 tam sayı var. Yani 4'e kadar var. 4 log 2 3. Artı bittiği yer arkadaşlar diğerinin başlangıç noktası özel bir durum yok o yüzden. Bu da 3 log 4 25 eşittir log 2 3 artı 3. dereceden kök 2x olacak. Toplamları bakın gerçekten de hani şöyle göstereyim. Yani görün bakın bir parçalanmaya da çıkaracağınız ekleyeceğiniz bir yer yok bu cetvellerde. Dolayısıyla log 2 3 Log 4 25, log 2 3 bunların hepsinin tabanı 2'ye çevrilebilir. Bir de logaritmada toplama çıkarma yapmak istiyorsanız bunların arkadaşlar üstlerinden daha doğrusu kat sayılarından kurtulmanız lazım. Böyle üst olarak yazmanız gerekiyor ki log 2 olsun burası. Bak bunda da neye dikkat edeceğiz? Logaritma 2 üzeri 2, 5 üzeri 2 bu sayının üstü aynen yazılır. Tabanın üstü ters çevrilir diyorduk. Bu yüzden Log 2 5 oldu. Şu 3 nereye gitti? 5'in üstüne geldi. Üst bakın her zaman bu şekilde katsayı olarak yazılır ya da katsayı halinde ise üste geri çeviririz. Bunu dediğim gibi 4 işlem yapmak için yapıyorum. O yüzden log 2 3'ü de bunların yanına atayım artık. Burada da 1 bölü 3. kuvveti 2'nin ters çevrilip katsayı olarak bak başa geliyor gördünüz mü bu şekilde. Hatta bunu da böyle en üste atarsak log 2 x küp olacak. Lütfen logaritmada kuralları bilin. Yani eğer bu noktada zorlandığınızı hissediyorsanız kesinlikle bir kurallara bakmanız gerekiyor. Logaritma 2 tabanında 81 çarpı 125 bölü 3 eşittir. Logaritma 2 tabanında x küp. Log 2'ler artık gitti. 81 bölü 3 27. 27 çarpı 125. Bir sayının kübü ise 27'nin küp kökü 3. 125'in küp kökü 5. Böylece arkadaşlar 15 oldu. X A şıkkı. Ortalamada 3 sayı varsa küp kökünü, 4 sayı varsa 4. dereceden kökünü alıyoruz bunların hepsini çarpıp. Burada 3 sayı var. Haliyle çarparsak logaritma, hatta şöyle yazayım da yerim sona yetmeyebilir. Logaritma 8 tabanında x çarpı logaritma 2 tabanında 1 bölü x çarpı Logaritma 4 tabanında x arkadaşlar. Bunların çarpımının küp kökü eşit olacak arkadaşlar. 3. dereceden kök 36 bölü 4'e. Her iki tarafın e, kübünü alırsak logaritma 8 tabanında x. Logaritma 2 tabanında 1 bölü x. Logaritma 4 tabanında x eşittir. 36 bölü 64. Sadeleştirdim. 9 bölü 27 oldu. Bu arada log 8 x nedir? Tabanın üstü ters çevrilir. 1 bölü 3 log, 2x. log 2 x. Log 2 x'in eksiyle çarpımı. Neden? 1 bölü x x üzeri eksi 1'dir. Eksi 1 başa kat sayı olarak gelir. Böyle oldu. Log 4 x nedir arkadaşlar? Log 2 x'in 1 bölü 2 katı. Başa onu 1 bölü 2 çarpı olarak yazıyorum. Logaritmanın temel kuralıdır. Tabanın üstü ters çevrilerek yazılır. Dolayısıyla burada burası 9 bölü 27 oldu. Artık Eksi 1 bölü 6 logaritma küp 2x. Çünkü logaritma 2 tabanında x'ten 3 tane var. Hatta bunu hani kafası karışanlar böyle de görebilir. Dolayısıyla 9 bölü 27. Sonra arkadaşlar 9 bölü 27 nereden çıktı ya bu arada? 64'ün 4'e bölersek 16 yazmam lazım. Dolayısıyla burası da böyle. Bunlar sadeleşti. İçler dışlar çarpımı. Logaritma x tabanında Küp buradan ne gelmiş oldu? Eksi 27 bölü 8. O zaman arkadaşlar Küp kökünü alırsak her iki tarafın eksi 3 bölü 2 x de buradan x üzeri eksi 3 bölü 2 o 2 üzeri eksi 3 bölü 2 oldu. Bu da ne yaptı? 1 bölü 2'nin kübü 8. 8'in karekökü 2 kök 2 bu şekilde eşlenik yaparsak kök 2 bölü 4 aşıkkı. Aritmetik dizi demiş arkadaşlar. A3 eşittir 4D olacağı için. Şimdi normalde A3 neye eşittir? A1 artı 2D'ye doğru mu? A1 artı aralarındaki fark 2, 3 eksi 1'den ortak farklı D. Temel formülümüzü lütfen bilelim. A ne eşittir? A P diyelim. Artı aralarındaki fark çarpı ortak fark. Genelde birinci terim üzerinden gidebiliriz. Böylece... A1 arkadaşlar ne gelmiş olur bu 4D olduğu için? A1 arkadaşlar 2D gelir. Ben o zaman A5 yerine ne yazarım? 2D A1. 4D'de aradaki farktan dolayı 6D. Sonra A4 yerine ne yazarım? A1 2D. Buradan da 3 ekleyeceğiz. Demek ki 5D olacak. A11 arkadaşlar 2D bulmuştuk. Bir de 10D ekleyeceğiz. 11-1'den dolayı 12D olur. Dolayısıyla burada bunları sadeleştirirsek D tabii ki birbirinden farklı terim olması için sıfıra eşit olamaz. Yoksa bütün terimler birbirinin aynısı olur. Ortak farkı olmayacağı için. Böylece sadeleştirme hakkım olur. Ee, şu D'lerden bir tanesine. Demek ki D eşittir 2 bölü 5'miş. A1 neydi? 2D. O zaman o da... 4/5 oldu. E şıkkı. Parabolün denklemini ne nasıl benziyor? Tepe noktası bilinen parabolün denklemine bakın. Gördünüz mü? Sonuçta ikinci dereceden bir fonksiyon paraboldür. Onu atlamamak lazım. Böylece burada a zaten gördüğünüz gibi 1. Sonra r dediğim m/n, k dediğim m 2n. İşte olay bu. O zaman x eksenine teğet bir parabolün özelliği nedir? Temsil olarak göstereyim bakın. Kolları yukarı doğru olsun. Böylece tepe noktasının apsisi m bölü nedir? Ordinatı sıfırdır. Yani burası sıfır olmak zorunda. Şurası arkadaşlar tepe noktasının ordinatıydı çünkü. m 2 ne? O zaman m 2 ne ise yerine yazdığımızda 2 n bölü n'nin karesinden demek ki x eksi 2'nin karesi oldu. Şimdi artık x eksi 3'ü yazıyorum. Px eksi 3 ne demektir? X eksi 3 eksi 2'nin karesi demektir. Bu yüzden x eksi 5'in karesi olur. Px eksi 1'i yazarsak o da arkadaşlar x eksi 2 eksi 1'den böyle olur. Yerine yazıyorum. X eksi 5'in karesi çarpı x eksi 3'ün karesi eksi 4 eşittir 0 x eksi 5'in karesinden x1 eşittir x2 eşittir 5 geldi. Buraya baktığımız zaman x eksi 3'ün karesi eşittir 4'ten x arkadaşlar 1 olabilir. 1 olursa yine karesi 4'tür. Yine arkadaşlar 4. kökümüz de 2 olması için 5'tir. Zaten x2 ve x4 birbirine eşit geldi. x1 ve x3 birbirinden farklı. Farklı kökler toplamı soruluyor 6. Eğer arkadaşlar bunu yazmasaydı köklerinin toplamı nedir deseydi o zaman ne diyecektik? 5, 5, 1 ve başka ne yazdık? 5, 5, 1 yazdık. Evet toplam 3 tane kök varmış. Hatta 3 tane değil 4 tane kök var. Buradan da 5 geldi çünkü. O zaman kökler toplamı 16 olacaktı. Aman ona dikkat edelim arkadaşlar. Kökler toplamından yararlanalım. Kökler toplamı x1 artı x2 kenarda dursun önce bir. Eksi v bölü a'dan 3a eksi 1 bölü 2. Sonra arkadaşlar bu sorunun cevabı d'ymiş. Yani size şunu demek istiyor. d 24 olduğuna göre bu a küp eksi 3 24'e eşit. Yani a küp 27 a da arkadaşlar 3 oldu. Şimdi yerine yazdığımız zaman artık burada kökler toplamı 3 çarpı 3 eksi 1 bölü 2'den Kaç gelmiş oldu? 4. Köklerden biri x2, diğeri bunun 3'te biri. 4x2 bölü 3 eşittir 4'ten. Bakın x2 3 oldu. x2 3 ise x2 de arkadaşlar 1. Kökler çarpımı 3. Aynı zamanda c bölü a olması lazım. Şöyle bir soru işareti diyelim. Soru işaretinin 2'ye bölümü 3 olması için soru işaretli yere, yere 6 gelmesi gerekiyor. 6'yı veren şık hangisi bakın? A burada 3. Burası 4. 3 kere 2 6 5. Burası 3 çarpı 2 6. Doğru cevabımız D şık. Pardon burası 9 oldu. Böylece 3 verirsek E şıkkı 6 gelir. E şıkkı olur. Bu küçükten büyüğe sıralama soruları arkadaşlar veya büyükten küçüğe sıralama sorularında genelde takılıyorsunuz kendiniz böyle sıfırdan bir yorum üretmeye kalkarsanız yani sıralı gidecek diye birinci sıraya C'yi yazayım sonra öbürüne V'yi yazayım T'yi yazayım şeklinde giderseniz biraz problem yaşarsınız. Ben şöyle bir yorum yapıyorum bu sorularda. Cavit kelimesinden yola çıkarak yapalım. C V, T arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten sıralı. Önce C gelir alfabede sonra V sonra da T. Şimdi bunu tabii ki böyle de sıralı olur. Mesela C V, T A, I de sessiz sıralıdır. Ya da arkadaşlar A, C, i ve T de sessiz sıralıdır. E peki ben bunları tek tek böyle düşünecek miyim? Hayır. Size şu hakkı tanımıyor bakın. C, v, siz kendi içinde yer değiştiremezsiniz. O zaman bunlar bizim için birbirinin aynı 3 harf gibi oluyor. Yani XXX, A, A, İ harflerini sıralar gibi düşünün. Bu yüzden 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel olur. Dolayısıyla cevap 60 olur mesela burada sessiz sıralı yapmak için. Örnek bir görüntü. Burada bakın x, a, i, x, x olsun. Yer değiştirme hakkımız yok ya otomatik olarak c buraya geliyor. v buraya geliyor. t de buraya geliyor. Böylece nereye c'yi, nereye v'yi, nereye t'yi yazacağınızı karıştırmamış ve düşünmemiş oluyorsunuz. Buna göre 3 sesli harf birbirinden farklıymış. Örnek a, e, i olsun. Sonra sessiz harf B ve C olsun. İşte bunlardan sessiz sıralı veya sesli sıralı ne demektir? Sessiz sıralı yani seslilere S artı diyeyim. Sesli sıralı artı sessiz sıralı eksi hem sessiz hem sessiz sıralıları çıkarmam lazım arkadaşlar. Dolayısıyla sesli sıralılar nasıl olacak? seslileri kendi içinde yer değiştiremeyeceğiz. Yani 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel. Demin yaptığım model gibi. a, e, i'yi x, x, x kabul et. Bunları kendi içinde yer değiştirme hakkın yok. Çünkü kendi otomatik sıralayacağını söylemiş alfabeye göre. Böylece bunlar 5 faktöriyel, 3 faktöriyel olur. Aynı şekilde s eksi yani sessiz sıralıda da iki tane sessiz harfi böyle y, y düşünün. Geri kalanlar a, e, i. Buradan da arkadaşlar 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel diyeceğiz. Ancak hem sesli sıralı hem de sessiz sıralı olabilir. Sonuç olarak böyle bir imkan da var. Bu da ne getirecek bize? 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. Yani buradan da 10 oldu. Demek ki arkadaşlar bunları toplayacağız ama bunu da çıkarmayı unutmayacağız. Böylece cevabımız 70 gelecek. Neden çıkarmalıyız onu da söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar Sessiz sıralıların içinde sesliler olabilir. Sesli sıralıların içinde sessizler de olabilir. Bunları çıkarmış oluyoruz. Bir nevi küme sorusu gibi kesişen kısmı çıkarmak zorundayım. Örnek bir görüntü göstereyim önce size arkadaşlar. Bakın E'den çıkan diyelim bir ayrıt boyunca E'den F'ye hareket etti. Burada duruyor bittiği zaman yolu. Öbürü de A'dan çıkıyor böyle bakın. Bir ayrıt gitti. iki ayrıt gitti. Böyle ikinci ayrıtta karşılaştılar. Aynı anda tabi düye düşünmeyin. Zaten hızlarını söylememiş ama şunu söylüyorsa bakın. Diğer köşesine ulaştığında duruyor. Her türlü zaten F köşesinde duracakları için böylece karşılaşmış olurlar. İşte istenen görüntü böyle örnek bir görüntü. Bunu nasıl yapabiliriz o zaman? E'den F'ye, E'den C'ye ya da E'den L'ye gider arkadaşlar. ikinci karınca. Dolayısıyla F'ye gitmesi için 1 bölü 3 olasılıkla gider. F'ye gitmesi için A'dan çıkanın bakın 1 bölü 3 olasılıkla ya D'yi ya K'yı ya B'yi tercih edeceği için böylece 1 bölü 3 olasılıkla B'yi tercih eder. Sonra B'den yola çıkarak F'ye gitmesi için zaten arkadaşlar ya böyle C'ye ya da F'ye gitmesi gerekiyor. Bu yüzden 1 bölü 2 olasılık. Sonra aynı şekilde A'dan K'ya iner. K'dan da F'ye gelir. O zaman çarpı 2 deriz aynı durumun oluşması için. Artı hatta artı demeyin bile. Burada ikinci durum nasıl olacak? C için olacak arkadaşlar. C için de aynı durum. Yine göstereyim bakın. Nasıl gelebilir? ADC şeklinde ya da ABC şeklinde. O zaman burada da 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 2 olacak. Demek ki bu noktalarda arkadaşlar C de olsa, F de olsa, L de olsa aynı sonuç çıkıyormuş. Bu yüzden 3 ile çarpmayı unutmayacağım. Şurası sadece bir köşe için olan durumda onu gösterdim. 3 köşe için aynısı olacağı için hangi köşeler onlarda? C, F ve L köşeleri için toplam 3 durum var. Dolayısıyla bu ikiler gitti. Bu üçler de gitti. 1 bölü 3 oldu arkadaşlar A şıkkı. Burada arkadaşlar limitin sıfıra eşit olma ihtimali yok çünkü 1 bölü 0 direkt tanımsızdır. O yüzden belirsizlik olmayacağı için burada içimiz rahat bir şekilde m eşit değildir 0 diyebiliriz. Ancak birinci öncül her zaman doğru değildir. Niye biliyor musunuz? Fonksiyon arkadaşlar tanımlıdır ama şöyle tanımlıdır. Mesela 3 noktasında fx 1 bölü 2 boştur ama f3 arkadaşlar böyle 4'e eşittir. Böylece hakikaten her noktada tanımlı ama f3 değeri farklı. g fonksiyonuna bakarsın o da şöyle bir şey olsun. g'nin de arkadaşlar 3 noktasındaki değeri 2 olsun ama içi boş olsun. Yani limiti bir nevi 2 olsun. Böylece 3 de arkadaşlar şöyle şurası olsun. Yani g3 de 0'a eşit olsun. Bakın g3 0, f3 4 oldu ama bunların hakikaten limitleri birisinin bakın f(x)'in limiti 1 bölü f(x)'in limiti gerçekten 2. Yine gx'in de limiti arkadaşlar gerçekten 2. Ancak fonksiyonların kendisi değil. Buna dikkat etmeliydiniz. Dolayısıyla bu soru işareti. Limit x 3'e giderken fx eksi gx dediğim gibi limit 0'a eşit olamayacağı için gerçekten bu arkadaşlar artık ne olacak? 1 bölüme olacak. Bu zaten yine 1 bölüme oldu ters çevirdiğimiz için. Böylece 0 olur. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Sonra Üç noktasında yine aynı şekilde arkadaşlar. Bunun limiti bir bölüme olacak. Bu zaten M'ye eşit. Bunlar da birbirini götürdü. Bir. Dolayısıyla 2 3 doğrudur. Yalnız bir bazen doğrudur. Soruda arkadaşlar şunu görmeniz gerekiyor. Şimdi fx fonksiyonu zaten fx-1'in birin birim sola ötelenmiş. Dolayısıyla bu fonksiyon bu noktalarda Sürekli olacak ki f(x) fonksiyon da o noktalarda sürekli olsun. Örnek bir görüntü. Bakın şimdi şöyle bir fonksiyon, parçalı fonksiyon. Şimdi burası 2 olsun. Siz bu fonksiyonu bir birim sola ötelediğiniz zaman fonksiyonun bu şekilde görüntüsü değişmiyor. ki. Sadece sürekli olduğu yere bakarken kritik noktayı artık 2'ye değil de 1'e bakıyoruz. O yüzden f(x)'e çevirip bir daha böyle parçalı fonksiyon yorumu yapmanıza gerek yok. f(x) eksi 1 üzerinden gideceğiz. Dolayısıyla burası x eşittir eksi 1 de limitli sürekli olması lazım. Çünkü kritik noktamız bakın eksi 1. Diğer kritik noktamız neresi? 2. Bunların ikisinde de sürekli ise evet tüm reel sayılarda sürekli olacaktır. Hem fx eksi 1 hem de öterendiği için fx. Dolayısıyla limit uzun uzun yazmamak için ben şöyle yapıyorum. Soldan limit sağdan limite eşit mi? Buna bakacağız. Eşit olması lazım nitekim. Böylece eksi 1 eksi eksiden artı 2 artı 9 eşit olmalı sürekli olması için. X yerine eksi 1 yazarsak sağdan yaklaştığımızda burası da eksi m artı n oldu. Böylece n eksi m arkadaşlar 10 geldi. Sonra yine x büyüktür 2 ve x küçüktür 2 iki. yani 2'ye soldan yaklaştığımızda mx artı n'yi kullanacağız. Buradan da 2m e, artı n eşit olmalı. 2'ye sağdan yaklaştığımızda yani direkt 4. Demek ki burada yerine yazdığımızda n artı 2m de 4 oldu. Taraf tarafa çıkarırsam eksi 3m eşittir 6'dan m eksi 2 geldi. Hemen şurada yerine yazdığımız zaman bakın n de arkadaşlar 8 oldu. Çarpımları eksi 16 c şıkkı. Arkadaşlar fonksiyonun türevinin grafiği verilmiş. Dikkatli olmamız lazım. Fonksiyonun türevi e, artan ve azalanlığa dair bize yorum veriyor. Ama nasıl bir yorum? X ekseninin altında kaldıysa şekli şemali önemli değil. Bu aralıkta fonksiyon azalandır. Şurada arkadaşlar x ekseninin ise fonksiyon burada artan olur. Çünkü f türev x sıfırdan büyükse artandır. F türev x sıfırdan küçükse fonksiyon azalandır. Şu dalgalanmalar neyi anlatıyor bize? fizikle uğraşsaydık üniversite fiziği falan orada ivmeden bahsederdik arkadaşlar. Bir arabanın hızlanmasının azalması ya da hızlanmasının yavaşlaması gibi. O yüzden hiç oraya takılmayın. Zaten üçüncü türev yorumları müfredatta yok. Kafanızı hiç bulandırmadan aşağıdaysa azalıyor, yukarıdaysa artıyor demek yeterli. Dolayısıyla f-2, f-1 ve f-3 bakın eksi 2 burada hala azalıyor. Sonra f-1 türev negatif azalmaya devam ediyor şu -1 tabi şurada bir yerde. Sonra f3 hala grafiğin altında olduğu için azalmaya devam eder. Bu doğrudur. Ancak f3 f5'e bir şey diyemeyiz. Niye biliyor musunuz? Şimdi 3'ten buraya doğru gelirken fonksiyon azalıyor. Bakın sakın artıyor demeyin çünkü fonksiyonun türevi burası. Türev negatifse azalandır. Anlaştık mı? Dolayısıyla f3'ten f4'e giderken fonksiyon azalıyor ancak 4'te bir kırılma yaşıyor. Yani artık buradan delip geçtiği için Fonksiyon artışa geçiyor ama ne kadar arttığını bilmiyoruz ki. Sadece artışa geçtiğini biliyorum. Artık şu noktada şey yorumu yaparım. F4 küçüktür, F5 küçüktür, F6 küçüktür, F7 küçüktür yorumu yaparım. Çünkü fonksiyon arttığı için sayılar arttıkça değerler artar. O yüzden 3 de kesin doğrudur. Cevabımız böylece 2'yi bilemeyeceğimiz için 1, 3, D şıkkı. bazen arkadaşlar seviyeyi de söylüyorum burada hemen e, şöyle düşünmeyin, e, hoca kolay dedi bana zor geldi ya da hoca zor dedi bana kolay geldi bir referans olsun sizin için ama mutlak herkes için aynı geçerli olmayabilir ben öğretmen gözüyle bakıyorum mesela bu soru ÖSYM formatında sınavda soru çıkacak olsa çok yapılabilir soru kategorisini alabiliriz bunu türevi bitirmiş türevi anlayan her öğrencinin normalde yapması gereken bir soru dolayısıyla bu soruda zorlandığınızı hissediyorsanız hani ben anlattıktan sonra da kafanıza yatmazsa o zaman böyle bir konu tekrarı yapılabilir. Eksik bilgiler tamamlanabilir. Bu şekilde uyarmış olayım bu soruyla ilgili. Bakın burada her iki tarafın türevini alacağım. F türevi x artı 1 çünkü fonksiyon türevle ilgili bir şey sormuş. F türevi x artı 1. Birincinin türevi, ikincinin aynısı, sonra birincinin aynısı, ikincinin türevinde lütfen dikkat. G'nin türevi 1 3 x, Normal önce fonksiyon türevi alınır. Ama arkadaşlar içinin türevini sakın unutmayın. 1-3x'in türevi de bakın ne geldi? Eksi 3 geldi. Bu da bizim için önemli. Şunu diyebilirsiniz. Hocam x artı 1'in türevinde onu demediniz ama. Evet demek gerekiyor aslında. İçinin türevi burada 1'dir ama zaten x'in katsayısı sayısı 1 olduğu için bizi çok ilgilendirmediğinden, sıkıntı çıkarmadığından bazen biz de unutuyoruz söylemeyi. Yoksa evet 1 çarpı f türevi x artı 1 o da. Şimdi x yerine ne yazacağım burayı 4 yapmak için? Eksi 1. Bakın g eksi 4 ve g türev eksi 4 oluyor. Dolayısıyla f türev 0 eşittir. x yerine eksi 1 yazdım ona göre. Sonra eksi 2 çarpı g eksi 4 artı 1 çarpı g türev 4. Şey, eksi 4 demişim pardon 4 olacak. Çarpı eksi 3 yani şurası da eksi 3 oldu. Şimdi G4'ü bilmiyorum. G4'ü de nereden bulacağım? Sorunun başından. X yerine eksi 1 yazarsak F0 eşittir. Eksi 1'in karesi 1 çarpı G4'ten F0 zaten eksi 1 verilmiş. O zaman g 4 de eksi 1 olacak. F türev 0 8. G4'ü artık eksi 1 bulduk. Bir de eksi 2 ile çarparsak 2 oldu. 2 eksi 3 G'nin türevi 4. Böylece 3 G'nin türevi 4 eşittir. Eksi 6'dan Y'nin türevi 4. Eksi 2 oldu. Hangisi D şıkkı? Daha önceki yıllarda arkadaşlar buna benzer böyle bir türev sorusu vardı. Gerçekten güzel. Çok temelde analitik bilgisi istiyor. Sorularda bazen anlamak için böyle alelade bir grafik çizin. Uyduruk olsun sorun değil. Maksat şunu görelim. Bu doğru. Bu eğriye teğet arkadaşlar. Tamam mı? Böyle bir fonksiyona teğet. Bu bize ne anlatır? İkisi de mn -E noktasından geçtiği için mn -E noktası hem doğru denklemini sağlar hem arkadaşlar eğriyi sağlar. İkincisi burada arkadaşlar bir önce yazalım bakın bunu. E, m yerine yazınca n elde edeceğiz. Hem doğruda hem fonksiyonda. 2 f türev m buna f diyeyim ben. Tamam mı? F türev m arkadaşlar doğrunun eğimine eşittir. Çünkü teğet olan doğrunun eğimi o noktadaki türeve eşittir. Şimdi bu iki bilgiden yararlanalım. Bir kere mn noktası hem eğriyi hem doğruyu sağlıyor ya. Yerine yazacağım bakın. Fm, m eksi m, m bölü m artı m eşittir n'den. Aslında n sıfırmış. Bakın onu hemen nokta denklemi sağlardan bulduk. Aman dikkat edelim lütfen. Sonra ikinci yorumum. F türev m. Hemen türevde yapalım. Birinci payın türevi eksi artı 1. Paydanın türevi e, paydanın aynısı x artı m. Eksi. Sonra geliyoruz. Payın aynısı x eksi m. Paydanın türevi 1. Bölü x artı m'nin parantez karesi. İşte size f türev x. Yerine ne yazacağız? m'yi yazacağız. Çünkü absesi m olan noktada teğet bakın fonksiyona. Dolayısıyla m artı m 2 m. M, e, m eksi m 0 oldu. Aşağısı da 2m m yazdığımız için 2m'nin karesinden 4m kare. Demek ki bu neye eşitmiş? 1 bölü 6'ya bir doğrunun neymi? y yalnız haldeyken x'in kat sayısıdır. Dolayısıyla arkadaşlar buradan m eşittir 3 gelmiş oldu. m'yi 3 bulduk n'yi 0 bulduk. Şimdi m 3 n 0 o zaman 3'e 0 noktası oldu artık burası. Bu doğru denklemini de sağlar. Hemen orada da yerine yazalım. 0 eşittir. 3 bölü 6 artı u. Buradan da u eşittir. Eksi 1 bölü 2 geldi. m artı n çarpı u üzeri eksi 1 soruluyordu. m artı n 3 artı 0. u üzeri eksi 1 eksi 2. Cevabımız eksi 6 oldu. C şıkkı. Türev sorularında maksimum minimum yaparken tek bilinmeyen cinsinden yapmamız lazım. İlk önce normalde 20 TL'ye satsa günde 2000 tane satıyormuş. Kazancı da böyle 40.000 oluyormuş arkadaşlar. Ancak zam yapmak istediğinde her 2 TL'lik o zaman her 2 TL diyor ya kaç tane 2 TL'lik zam yapacak biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bak 20 artı 2X dedim. Ancak böyle yapınca satışta düşüş oluyormuş. Yani 2000 lira değil de her X tane... Ee, artış yaptığında yani diyelim 4 liralık artış yaparsa 2 tane yüz azalıyor. 5 tane 2 liralık artış yaparsa yani 10 liralık bir artış yaparsa o zaman 5 çarpı 100'den 500 azalma oluyor. Dolayısıyla 100x azalma olacak satışında bu da bize kx diyelim kazanç fonksiyonunu verecek. Bunun şimdi ne olmasını istiyor? Gelirin en fazla olmasını istiyor. İşte bu maksimum minimumdur. Neden? Bir şeyin maksimum minimum yani en büyük en küçük en küçük değerini bulurken arkadaşlar türevden yararlanırız. Sebep türevi aldığımız zaman maksimum veya minimum noktasıysa o noktada türev sıfır oluyordu arkadaşlar. Böylece türevini aldığınızda 2 çarpı 2000-100x artı 2x artı 20 çarpı eksi 100 eşittir diyeceğiz sıfıra böylece maksimum olduğu noktayı bulacağız. Her tarafta 100 var. Sadeleştireyim şu yüzleri Denklemde gitsin. Böylece 40 eksi 2x. Burası eksiyle çarpacağız. Ama unutmayalım. Çünkü eksi 100 burası. Şunu düzgün yazayım ya. Şöyle eksi 100. Eksi de arkadaşlar türevi tamam mı? Şu çarpı olarak da duruyor böyle. Bunu da sıfıra eşitledik. Böylece bundan sonra ne diyeceğiz Dağıttığımız zaman orası da eksi 2x. Çünkü yüzler gitti. Eksi 20 arkadaşlar. Eşittir 0. 4x eşittir 20. x eşittir 5 olmuş oldu. Buradan bizden ne istiyor? f e, Ne istiyordu? Dur bakayım bir. Şarj aletinin ücreti. Ha, zaten şarj aletinin ücreti arkadaşlar. Burası 20 artı 2x. x gördüğümüz yere 5 yazarsak toplam son ücretimiz 20 artı 10'dan 30 TL oldu. Değişik. Bakın bu soru da F1-1, F2-8, F3-27, F4-64 ne dikkatinizi çekiyor? Tam 4 tane değer verilmiş. Bunların hepsi sonuçları verilen x değerlerinin kübü. Yani o zaman y eşittir x küp fonksiyonunu düşünebiliriz bakın. Yani bunu bir değer verseydi, iki değer verseydi yapmazdım ama 4 tane değerde küpleri çıkıyor. Dolayısıyla arkadaşlar artık burada şöyle 2 verdiğimizde bakın 8, 4 verdiğimizde en son 64 bizden şu bölgedeki alanı istiyor. Sürekli ve artan bir fonksiyon. O zaman integral 2'den 4'e x küp dx dersek x üzeri 4 bölü 4 2'den 4'e diyebiliriz. Haliyle buradan da 256'nın 4'te 1 64 eksi 16 bölü 4'ten 4 oldu. Cevabımız 60 geldi arkadaşlar yani D şıkkı. Bir doğrunun x ekseni ile yaptığı pozitif yöndeki açı arkadaşlar bu doğrunun eğimini verir. Dolayısıyla bir eğri var nasıl olduğu önemli değil böyle temsil olarak göstereyim. x eşittir m noktasında teğet olan bu d1 doğrusunun x ekseni ile yaptığı pozitif yöndeki açı tanjant 60'tan dolayı bize bu doğrunun eğiminin Köküç olduğunu söyler. Dolayısıyla bu M noktasındaki türevin de köküç olduğunu söyler. Sonra yine aynı şekilde şöyle başka bir noktadan çizilen teğet F türev ne? eşittir tan 45 yani 1 olacak. Bu şekilde bu kadar buradaki uzun bu ifade bize doğrunun eğimini anlatıyor arkadaşlar tamam mı? Bence zaten doğru analitiği ee, ...çok iyi bilinmesi lazım. Bakın bu konularda türevin geometrik yorumunda geldi. Mesela bir integral sorusu orada da lazım oldu. Ee, kullanıyoruz. Bu arada bu soruda da bir türev yorumu yapacağız aslında. Bakın şu ifadenin türevi aslında şu ifade daha doğrusu. Bu ifadenin türevi yandaki ifadelere benziyor. Bazen benzettiğiniz ifadenin bir türevini alın. Bakın şimdi. F türevi x kareye u dersek... Türevini alıyorum. F'in ikinci türevi x kare çarpı içinin türevi 2x. Hadi buna da yapalım aynı şeyi. Türevi bir dur. Bir dur. <laughs> Birdir. Ve burası böyle du oldu. Şimdi bakın soruda görüyor musunuz? F'in ikinci türevi x kare x dx. Buraya da böyle bir dx yapıştırırsam. Demek ki soruda burası yok. O zaman arkadaşlar her iki tarafı böyle bir ikiye bölersem bunun yerine kocaman o ifade yerine du bölü 2 f türev x karenin yerine de u yazdığımızda bu dışarı nasıl çıkar? Şuraları bir önce yapmıyorum. Nasıl olsa onu halledeceğiz. u kare bölü 2 bir de altında 2 var. Dolayısıyla bölü 4 olur. u kare dediğim ne? f türev x kare bunun karesi ve kök m kök n. İşte olay bitti. Bak buraları yapmak zorunda kalmadım çünkü bir daha dönüştürme yaptım arkadaşlar. Yine x'li hale getirdim o yüzden oraya girmedim hiç. Şimdi f türev x kare yerine yazarsak artık f türev m bunun karesi bir de sonra bölü 4 zaten duruyor. Eksi f türev kök n'nin karesi ne bir de tabii ki bu ifadenin karesi. Tanjant 60 kök 3. Tanjant 45 1 karesi 1. Bölü /4'ten 2/4 1/2 oldu. D şıkkı. Önce bir alanı bir yazalım bakalım üstüne. Kırmızı bölge 10, yeşil bölge 12 verilmiş arkadaşlar. Ee, mavi bölgeyi bilmiyoruz. Oraya mavi diyelim. M diyelim. F G arkadaşlar. Fonksiyonlarda dikkat etmemiz gereken şey bakın F altta. G üste kalıyor. Normalde integral 1'den 7'ye gx eksi fx evet bu kırmızı artı yeşil yani 22'lik bir bölgedir orası. Ama soru bize f eksi g verdiği için burası eksi 22 arkadaşlar. Demek ki 3'ten 11'e hx eksi fx oraya bakalım. Ha bak orası da bakın görüyor musunuz? hx üstte. F de altta. O zaman burası pozitif. Direkt 12 artı M'ye eşit iki eğri arasında kalan ya da iki bölge arasında kalan alandır arkadaşlar integral. Dolayısıyla farkın integrali tabii ki. M e, burası 12 idi pardon. M artı 10 eşittir. 16'dan M eksi 10'da M arkadaşlar 26 oldu. Buradan yola çıkarak artık o zaman sarı bölgeyi bulabiliriz çünkü sarı bölge toplamda 80 birimlik bir dikdörtgen 8 çarpı 10 eksi 26 eksi 12 eksi 10 eksi 38 eksi 10 daha eksi 48 dolayısıyla 32 oldu C şıkkı. Çizim sorularını arkadaşlar ancak böyle çize çize uğraşa uğraşa üzerine düşe düşe hallediyorsunuz ve uğraşınca biraz böyle mevzuyu çözünce daha sevimli olduğunu düşünüyorum. Ben açıkçası çizim sorularının böyle e, tabii ki zor soruyorlar da böyle e, aşırı derecede kabus gibi olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki sizin fikriniz daha değerli. Sonuçta siz çözüyorsunuz soruları. Orada e, zorlamak lazım arkadaşlar. Bakın bu soru evet bir sınav sorusundan daha zor. Çünkü eski yıllarda çıkmış bir soru vardı. Onun bence biraz daha zorlaştırılmışı. Ama ÖSYM gerçekten zor ...analitik ve integral çizimleri de sordu. Yani sordukları için şey diyemiyorum. Hani hiç sormasalar bilemeyiz yani. Herhalde bundan sonra da sorar mı sormaz mı... ...sormaza daha yakın davranırız ama... ...hele böyle bir durumda kesinlikle dikkatli olmanız lazım. Şimdi burada e, çiziyoruz şekli hiç üşenmeden. X'e sıfır veriyorum. Y'si N'den geçiyor. M pozitif olduğu için o zaman arkadaşlar... ...şöyle bir grafik çizebiliriz tamam mı? Çünkü... X'e değer verdikçe artacak arkadaşlar. 3 vereceksin daha büyük olacak. 5 vereceksin daha büyük olacak. O zaman artan bir fonksiyon. Sonra e, X eşittir 4 doğrusu demiş. Bakın bu şekilde. Sonra X eşittir 0 demek Y ekseni demektir. Şöyle göstereyim bakın. Y eşittir 0 da X ekseni demektir. Bir de bir doğrunun X eksenini kestiği yer Y'ye 0 vererek bulunur. O zaman X eşittir 4 geldi x'e 0 verirsek yes de ne geldi? Bu da böyle bir doğru. Ve arkadaşlar ne demiş bize? Ee, şu fx eğrisi şu bölge x ekseni ile yaptığı ve y ekseni ile yaptığı bu çizdiğim pembe bölge bu doğruyu çizince 1'e 5 oranıyla bölünmüş bakın görüyor musunuz? Alanlar oranı 5 olan iki bölge. Demek ki burası 5S buraya da S yazabilirim. Şimdi bundan sonra ne söyleyeceğiz? Normal integral. İntegral sıfırdan dörde fx dx arkadaşlar neye eşit? mx üzeri 4 bölü 4 artı nx sıfırdan dörde. 4, 4 verirsem e sonuçta bakın sıfırdan dörde gerçekten bu integralin alanını buluyorum şu an. Eğrinin altında kalan bölgeyi. O da 64 m artı 16 n oldu. Bu şimdi altı eslik bir bölge. Şurada Üçgenin alanını bakın. 4 çarpı n bölü 2'den 2n. 2 n n'ye eşit geldi 8s. Demek ki arkadaşlar 64m artı 16n olan bu alan şu esin yani 2n'nin 6 katıymış. 12n oldu. 64m eşittir. Bir an orayı hatalı eksi 4n gelince fark ettim ben de affedersiniz şu x yerine n yazıyoruz ya 4 yazıyoruz ya pardon. Orası 4 n olacakken ben yanlışlıkla 16 n yazmışım. O yüzden burayı da düzeltiyorum. 4 n öbür tarafa atarsak 64 m eşittir 8 n'den n arkadaşlar 8 m geldi. Soruda zaten bizden bu oran isteniyor. A şıkkı. Grafik sorusu demişken arkadaşlar bir tane daha grafik çizeceğiz. Bakın şimdi şöyle bir mutlak değer fonksiyon grafiği nasıl çizilir? Tabii ki kritik nokta içeriği sıfır yapan değere göre düşünürüz. Böylece x büyük eşit 4 için arkadaşlar olduğu gibi çıkar. Ve ne gelir? 2x eksi 4. Dolayısıyla x'e kritik nokta olan 4'ü verelim. 4 verince 8 eksi 4'ten böyle 4'e 4'ten geçiyormuş. Şöyle gördüğünüz gibi pozitif eğimli bir doğru arkadaşlar x küçüktür 4 için x eksi 4 dışarı 4 eksi x diye çıkar. Artı x olduğu için bakın bunlar da gitti. O zaman gördüğünüz gibi şöyle y eşittir 4 sabit doğrusu geldi. Bu bizim şimdi fx doğrumuz. Parçalı fonksiyonumuz. Bunu 4 birim sola ötelersek hemen bakın şu kritik noktadan yola çıkarak hareket edelim. Burası 4'e 4 ya. O zaman 4 birim sola kaydırırsan 0'a 4'e gelir bu kritik nokta. Sadece fonksiyonu Böyle sola kaydırdığım için işte size böyle paralel bir görüntü olacak arkadaşlar. Sonra şu rengimi yine değiştireyim. Yine 4'e 4'ten yola çıkalım. 4 birim yukarı yaparsak 8 e pardon affedersiniz. 4 birim yukarı yaparsak 4 artı 4'ten 8. Sonra arkadaşlar 2 birim de sağa gönderirsek 4 artı 2'den 6'ya 8 noktasına gelecek bu. O zaman bu yeni eğrinin de kritik noktası şöyle bir 6'ya 8 yapalım. Şöyle bir noktadan geçsin. Şimdi arkadaşlar artık böyle bir bakın bu da doğru gördüğünüz gibi yeşil doğru. Şimdi yeşil doğru da neydi? HX. Bize ne demiş? Bu çizdiğim GX ile HX'in arasında ve Y ekseninde arasında kalan bölge. Bakın işte burası hx'in, gx'in ve y ekseninde kalan bölge bu pembe ile çizdiğim yer. Buradan nasıl bir yorum yapacağım peki? Şimdi arkadaşlar biz 4 birim yukarı çıktık ya şurası 8 yani buraya 4 birim kaldı. Şu alfa dersek z'den dolayı alfa tan alfa nedir? Doğrunun eğimi. Doğrunun eğimi y'yi yalnız bıraktığın zaman katsayıdır. sayıdır. Tan alfa 2 olduğu için şu kenar 4 ise o zaman komşu da 2 birim olacak. Bu üçgenin alanında 4 çarpı 2 bölü 2'den 4 geldi arkadaşlar. A şıkkı. Zor bir sorumu öğrenciden öğrenciye tartışılır ama sorunun hakkını yiyemem. E, zorlanan arkadaşlarımız da inşallah anlamıştır. Şöyle büyükçe bir doğru çizelim ki işimize yarasın. Şöyle 6'ya... 12'den geçen bir doğru. X'e 0 verince Y 6, Y'ye 0 verince X 12. X eşittir 2 doğrusu. Sonra arkadaşlar X eşittir 6 doğrusu. Ve Y eşittir 0 doğrusu zaten X ekseni demek istiyor. Şimdi bunların arasında kalan bölge bakın şu dik yamuk oldu gördüğünüz gibi. Bu kapalı bölge eğimin neye olan ve ne? 2 bölü 0, 2'ye 0 noktasından geçen doğru. 2'ye 0 noktası burası. Bu doğru tarafından 2'ye bölünecek. Tabii ki böyle geçmeyecek. O zaman 2'ye bölmez. Şöyle bu şekilde bir doğru olacak arkadaşlar. Bu arada x eşittir 6. Şu doğru da yerine yazarsak 6 eksi 12 2'ye eşittir. 6'dan y 3'müş. Yani buranın uzunluğu 3 birimmiş. Yine aynı şekilde şu apsisi yerine yazarsak 2 olarak 2 ye eşittir 10'dan y5 oldu. Bu bize neyi anlatıyor biliyor musunuz? Yamukta arkadaşlar yükseklikleri aynı olduğu için alanlar oranı tabanlar oranıdır. Yani normalde 3s e 5s diyeceğiz. Doğru tarafından 2'ye bölündüğü için 4s 4s olur. 4s buraya 5s diyemem için buraya s kalır. Burası da arkadaşlar mecburen 3s olur. Bu arada alanlar oranı tabanlar oranı olduğu için buraya da böyle 4m'ye m yazabilirim. Şöyle bir paralel çekeyim bu yüzden. Şuradan da çekeyim kullanalım hem. Neydi? 6, 2, 4. Burası arkadaşlar 4 birim. Şimdi o zaman 4'ün 5'e oranı. Şuraya K uzunluğu dersek K'nın 4'e oranı. Burası 16 bölü 5 oldu. Yine karşılık oranları aynı. Şuraya da T'ye 4T diyelim. Şimdi arkadaşlar 3 birim olduğu için 5 birim de yukarısı olduğu için 5t eşittir 2. t 2 bölü 5. Demek ki şu uzunlukta 2 bölü 5'miş. Buradan yararlanarak artık bu doğrunun eğimi soruluyordu. Şu doğrunun. O zaman bakın şöyle alfa dersek tanjant alfa neye eşit? Karşısı 2 bölü 5 3 daha. Ee, 3 artı 2 bölü 5. Komşu 16 bölü 5. 3 kere 5 15. 2 daha 17 bölü 5. Burası da arkadaşlar 16 bölü 5. Böylece bunlar gitti. 17 bölü 16 geldi. Biraz gıcık ters bir soru ama yani sayıları itibariyle ters bir soru. Bu şekilde uğraştırdı. Neye gördüğümüz yere 3 sin x yazarsak 3 üzeri sin x üzeri log 3 m. m de arkadaşlar ne verilmiş? 3 üzeri cos x. Kuralımız neydi? Logaritmada tabanla bu sayı aynıysa birbirini götürür. O zaman sadece bakın cos x kalmış oldu. Böyle yazdık. Şimdi bu da neye eşit oldu o zaman? 3 üzeri sin x çarpı cos x'e. Bu da neye eşitmiş? Kök 3. Oradaki kök hemen düzeltelim. 3 üzeri 1 bölü 2 sin kare x eksi cos kare x. Şimdi tabanları aynı yapmak için her iki tarafın ikinci kuvvetini alıyorum. 2 sin x çarpı cos x burada da burada da bakın. 2 ile çarpınca ne olacak o zaman? Sin kare x eksi cos kare x. Bu ne demektir? Eksi cos 2x. Burası arkadaşlar sin 2x. Sin 2x şimdi eksi cos 2x'e eşit. Her iki tarafı o zaman cos 2x'e bölelim. Şöyle. Buradan arkadaşlar tanjant 2x eşittir. Eksi 1 oldu. 2x eşittir 135 derece. Yani 3 pi bölü 4 artı 180k. x eşittir buradan 3 pi bölü 8 artı 180k. 180k dediğimiz ne arkadaşlar? 2'ye böldüğümüz zaman pi bölü 2 olacak. 2'ye bölünce 180 bölü 2'den 90. O zaman pi bölü 2 oldu. Şimdi burada 3 pi bölü 8 şıklarda yok. Ama pi bölü 2 eklersek 3 pi bölü 8 artı 4 pi bölü 8'den Sonuçta 7 pi bölü 8 de bunun bir kökü. K'lara tam sayı verince diğer kökleri buluyorduk. E şıkkı geldi. Trigonometrinin geometriye, geometrinin de trigonometriye faydası var. O yüzden ikisine de hakimiyetiniz, e, bunlara iyi bir bilgi sahibi olmanız gerçekten çok fayda sağlıyor. Böylece bazı soruları daha kolay yapıyorsunuz. Mesela geometri sorularında trigonometri kullanabilirsiniz. Ben bu soruda da şimdi geometriden yararlanıp şöyle bir paralel çekeceğim. Dik üçgende oran varsa illa 1'e 2, 1'e 3 de olabilirdi. Yani 1'e 1 gibi düşünmeyin. Orta nokta olmasından dolayı değil, bir oran olmasından dolayı ben böyle bir dik kenara paralel çekerim. Böyle EP paralelini çekince Z'den dolayı burası da X olur. DC kenarına A diyelim. Yarısı orta tabandır. Çünkü paralel ve 1'e 2 benzerlik oranı. 1 bölü 2'den a bölü 2 olur. Ve buralara da bb yazayım arkadaşlar. Şimdi bu kenarın tamamı bd'yi de 1 verdiği için bp de 1 bölü 2 olsun. Şimdi dikkat. Sin x eşittir. b bölü 1 bölü 2. Cos x eşittir. a bölü 2 bölü 1 bölü 2. Buradan da arkadaşlar cos x A oldu, sin x 2 e, b oldu. Soru benden ne istiyordu? b e ile DC'nin c'nin çarpımını istiyordu. Yani a çarpı b'yi istiyor. Taraf tarafı çarpıyorum. Sin x çarpı cos x eşittir. 2 a b sin 2 x'e benzetmek için her iki tarafı 2 ile çarpıyorum. 4 a b oldu. Sin 2 x eşittir. 4 AB, AB geldi. Ama soru benden AB'yi istediği için her iki tarafı 4'e böldüm arkadaşlar. Böylece bakın AB yani benden istediği ifade C şıkkı geldi. Orada tabii ki harfli olduğu için soru bir sayı bulamayacağınız için mecburen temel trigonometrik formüllerden yararlandım. Sinüs, kosinüs 7 arkadaşlar. Bunları nasıl göreceğiz hocam? İşte bu şekilde sorular görerek. Ve tabii ki matematiksel yorumunuz arttıkça bunları hissediyorsunuz hakikaten. Matematik hissederek çözülmez ama gerçekten kendinizi verdiğinizde olumlu hisler, pozitif hisler yani 6. hissinizin gelişmesi gibi burada da arkadaşlar bir nevi hissederek soruları çözebiliyorsunuz. Yoksa mükemmel bir yetenek biz öğretmen olduğumuz için sürekli bu sorularla haşır neşir olmamız mevzusu değil. Yoksa her yıl ÖSYM soruları yeniliyor. O zaman bizim başarısız olmamız gerekirdi. Hele 2018'den sonra birçok öğretmenin işini iyi yapamıyor olması lazımdı ama öyle olmuyor. Demek ki gerçekten düzgün önem verince oluyor merak etmeyin. Arkadaşlar bu soruda şöyle yapmanız daha kolay. Şimdi siz bir şekli öteleyip döndürürseniz ya da döndürüp ötele ötelerseniz hiçbir şey fark etmez. Gerçekten zihninizde şöyle düşünün bakın bir kare var. Ee, aynı adımlarız ters bir şekilde tekrar ederek yapın. Önce öteledik. Şöyle sağ ve aşağı. Sonra döndürdüm. Bu görüntüye sahip oldu. Ben ne diyorum? Uğraşmayayım şimdi. Baştan döndüreyim diyorum. Sonra arkadaşlar öteliyorum. Yine aynı yere ve aynı görüntüye ulaşmış oluyor. O yüzden döndürüp ötelemektense öteleyip döndüreceğim ben. Şimdi 7 birim sağa ve 8 birim aşağıya gönderdiğimiz zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 7 8 Tavsiyem size önce bir noktayı öteleyin arkadaşlar. Zaten kareyi öteleyince bütün noktalar aynı anda ötelendiği için D'den şöyle bakın artık bir kare yapmak mümkün. 6 birim olduğu için işte size karenin kendisi. A köşesi, B köşesi ve C köşesi. Şimdi ben ne yapacağım? Bu D köşesi etrafında 60 derece döndüreceğim. Dikkat edin. E, buradaki ad kenarına bakarsanız Eğer ad kenarı 60 derece döndürüldüğünde şu uzunluğun 2 birim olduğunu atlamayın 60 derece döndürmeme şöyle bir etkisi olacak bakın Sonuç olarak bunun uzunluğu 6 birim olduğu için yine 6 birim ancak 60 derece olduğundan dolayı şöyle bu kenarda 6 birim olduğu için 30'un karşısı 3 olması için bakın mecburen şu K noktasının biraz dışına taştı bakın. Şimdi şu kısım içeride kaldı. Yani orası 3 birim. Şimdi geliyorum ikinci kısma. İkinci kısımda da DC'yi döndüreceğim. DC'yi döndürürken 60 derece. O zaman artık o da şöyle gelmiş olsun. 60 derece olduğu için otomatik olarak şuraya da 30 derece kalacak. Şimdi arkadaşlar şu kenar 2 santim olduğu için 60'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı nedir? 2 bölü kök 3. Böylece artık KL'nin bu kare içinde kalan kısmı neresi oldu arkadaşlar? İşte burası oldu. O da 3 artı 2 bölü kök 3 kısmı olmuş oldu. Cevap C şıkkı. Kare tabi biraz yamuk oldu ama hani onu idare edin. Şöyle bir karenin içerisinde şu kısım kalmış oldu arkadaşlar. Köşesi orijin verilmiş. Şöyle bakalım o zaman. Bir köşesi orijin. Bir köşesi y eşittir 6 doğrusu. y eşittir 6 doğrusu üzerinde olan bir noktanın apsisini bilemem ama ordinatı kesinlikle 6'dır. Diğeri de arkadaşlar e, y eşittir eksi x olduğu için buna da b ve eksi b derim. Bakın şimdi analitik düzlemde çizmedim. Çünkü şunu kullanacağım. Ağırlık merkezinin koordinatları A artı 0 artı B bölü 3'te hatırladınız mı? Apsisler toplamının 3'te 1'e apsise eşittir ağırlık merkezinin. Yine ordinatlar toplamı 0 artı 6 eksi B bölü 3'te 0. B'yi buradan arkadaşlar 6 bulduk. Demek ki bir noktanın 6 eksi 6 olduğunu öğrendim artık. B 6 olunca B 6 ise yerine yazdığımız zaman A artı 6 3 olduğu için A da arkadaşlar eksi 3 geldi. Bu noktada eksi 3'e 6 noktasıymış. Bir üçgenin alanı nasıl bulunur? Şöyle yapabilirsiniz. Böyle tek tek koordinatları yazın. İstediğinizden başlayın. Ben sıfıra sıfırdan başlamak istedim. Özgürsünüz. Ama ilk yazdığınızı en sona bir daha yazmak zorundasınız. Ve soldan sağ çaprazlama çarparız. 0 çarpı 6 0. Ee, eksi 3 çarpı eksi 6 18. 6 çarpı 0 0. Sonra araya bir kocaman eksi. 0 çarpı eksi 3 0. 6 çarpı 6 36. Ve 6 çarpı 0 0. Bunların farkı da bölü 2 geliyordu daha doğrusu. Mutlak değer içinde bunların farkı eksi 18 olduğu için 18 olacak. Bir de 2'ye böleceğiz. Böylece 9 olmak zorunda. A şıkkı. Arkadaşlar burada alan artmış eşkenar dörtgen o zaman normalde şöyle bir yerde olacak ki ABCD eşkenar dörtgeni sola kaydırdığım zaman şöyle bir alan artışı olsun. Şimdi başlangıçtaki alanı bunun 80'miş. 80'in %20'si yani 5'te 1'i kadar alan artmış. Demek ki 16 birimlik bir artış olmuş bu kırmızı bölgede. Orada da nasıl bir yorum yapacağım? 4 birim zaten sola kaydırdığım için Yükseklik lazım bana. Yüksekliği de şöyle dikindiriyorum. H çarpı 4 bölü 2 eşittir. 16'dan yükseklik 8 geldi. Bu yükseklik paralel iki doğru arasında asla uzaklık değişmez. Bu aynı zamanda eşkenar dörtgenin de yüksekliği. 8 çarpı A bölü 2 demeyeceğiz tabi affedersiniz. Normal eşkenar dörtgen çünkü. 8 çarpı A arkadaşlar 80'den A 10 oldu. A 10 olunca işte bakın şurada bir Pisagor yapabiliriz. 10, 6, 6, 8, 10. Şuraya P diyeyim. Buradaki da arkadaşlar 2 birim oldu. PA 2 birim olunca 8, 2. Pisagordan 64 artı 4. 68, 2 kök 17. Şimdi 2 kök 17. Sonra 10 burası. Burası yine 10 ve orası da 14 oldu. Böylece 20, 24 daha 44 artı 2 kök 17 şey 34 olacak değil mi ya yanlış topladık bak yine. 20, 14 daha 34 artı 2 kök 17 olacak yani D şıkkı. Tanjant 38 sin 38 bölü kos 38 sonra sin 28 bölü aşağısı sin 14 çarpı cos 52 bakın sin 28 2 sin 14 çarpı cos 14 sin 14'ler sadeleşti. Sonra arkadaşlar bakın cos 52 var sin 38 var. cos 52 ile de sin 38 sadeleşmiş oldu. Kos 14 de neye eşit aslında sin 76. Böylece sin 76 yerine de 2 sin 38 çarpı cos 38 yazarsak cos 38'ler gider. Böylece 4 sin 38 olur cevap. Şıklarda cos 52 var. 4 cos 52. E şıkkı. Çemberler arkadaşlar bir noktada kesişmek. Yani ben özsayımın bu tabirini sevmiyorum ama yani bir noktada kesişmeyi teğet olarak algılıyorlar i̇ki tane böyle yuvarlak şey zaten tek noktada kesişme ihtimali yok. O zaman bu teğet. Dolayısıyla 1'e 10 noktası birinin merkezi, diğerinin merkezi 13'e 1. İki nokta arasındaki uzaklık tam teğet olduğunda böyle merkezler birleşir. Teğet noktasından da geçer. Dolayısıyla yarıçaplar toplamı merkezler arası uzaklığa eşit olur. 13 eksi 1'in karesi artı 1 eksi 10'un karesinin karekökü merkezler arası uzakla M1 M2 diyelim. Böylece M1 M2 15 birim oldu. Zaten birinin yarıçapı arkadaşlar 5. Demek ki diğerinin yarıçapı da olmuş. M'yi ne demişti bize? MR noktasında kesişmektedir. Şimdi bundan sonra ne diyeceğiz? 5'e 10 ya şöyle buraya alayım artık. Ee, 5 birim burası, 10 birim burası. 1'e 10 ve 13'e 1. Ne yapıyorduk nokta analitiğinde arkadaşlar? Diyorduk ki 1'den 13'e 12 birimde kaç artmış absis? Ee, daha doğrusu şöyle 12 birim artmış. Kaç birim ilerlediğimizde? 15 birim ilerlediğimizde. 12 birim artmış 15 birim ilerlediğimde. O zaman 5 birim ilerlediğimde ne kadar artar? 4 birim. Demek ki 1, 4 daha burasının absisi 5 oldu. Sonra 10'dan 1'e. 15 birim sağa gittiğimizde 9 birim ordinat azalmış. Demek ki 5 birimde 3 azalır 10'dan 3'e çıktı indi. Şey 10'dan 3 azaldı. 7 birime düştü. 5 çarpı 7'den 35 C şıkkı. Evet. Nokta arasındaki uzaklığı en fazla bulmak için şöyle küpleri birleştirmek lazım değil mi? Şu aşağı doğru bakın şu şekilde. Birleştirmek gerek O zaman arkadaşlar böyle nokta nokta giderse biz mesela temsil olarak size göstereyim. 4 tane olsaydı nasıl bulacaktık onu göstereyim size. Burası 2 birim burası 2 birim 2 kök 2 burası. Şurası da arkadaşlar 2 2 2 2 2. Şimdi 4 tane olunca zaten böyle 2 çarpı 4'ten 8 64 artı 8 kare kök olacak. O zaman aslında n tanesini böyle yaparsak 2n'nin karesi Artı burada zaten 2 kök 2'den dolayı karesi 8. Dolayısıyla bakın 2 nokta arasındaki uzaklık şöyle bir hipotenüse dönüyor. En uzak 2 nokta arasındaki uzaklık böyle bulunacak. Demek ki e, bunların toplamı 4 çarpı 51'den Pisagor'dan 204 olacak. 2 n'nin karesi yani 4 n kare eşittir. 204'ten 8 çıkarsa 196. 4, bölersek n kare 49. N de arkadaşlar 7 geldi D şıkkı. Şunu göstereyim arkadaşlar. 135 derece dönmeyi bakın. Şimdi 135 derece döndürdüğünüz zaman şekli 45 derece döndürdüğünüzde buraya gelir. Neden? Köşegen ya 45 derece. 45 derece döndürdüğümde buraya gelecek. Bir 45 derece daha döndürdüğümde 90 dereceye gelir. Bir 45 derece daha döndürdüğümde buraya gelir. Bakın şuradaki bir nokta şu nokta döndürünce böyle buraya gelmiş oldu. Dolayısıyla yeni karenin görüntüsü Hemen temsil olarak gösterelim bakın. Şöyle bir kareye döner çünkü artık koordinatlar böyle eksenler üzerine gelir. Dolayısıyla burada şimdi renkleri söylemiş bize. Ne demiş? Birinci bölgeye turuncu, ikinci bölgeye e, mavi, üçüncü bölgeye şey pardon burası yeşilmiş. Yeşil, sonra mavi, sonra da pembe. Şimdi arkadaşlar rengi değiştirdim. 135 derece saat yönünün tersi. O zaman T noktası 1.45'te buraya gelir. Gösteriyorum bakın bir daha göremeyenler için. 1.45'te buraya gelir. 90'da buraya gelir. 135'te buraya gelir. Zaten bunu anlayınca diğerlerini de anlamış oluyorsun. Turuncu. Pembe de tabii ki buna dik olacağı için mecburen böyle olacak. Sonra yeşil. Yine arkadaşlar saat yönünün tersinde böyle olacak. Mavi. Bakın böyle oldu. Şu anki görüntü bu. Sonra ne demiş? X eksenine göre yansıma simetral. X eksenine göre yansıma veya simetri aynı şey. Turuncu buraya gelir o zaman. Şey turuncu nereden çıktı ya? Pardon pembeymiş bu. Pembe buraya geldi. Diğeri de yeşildi. Yeşil de buraya geldi. Şimdi yeşillerle gösterdiğim şu son görüntü olsun. En sonunda da arkadaşlar bir de bunları saat yönünde 135 derece döndüreceğiz. Yapalım. Saat yönünde 135 derece. Y nereye gelecek artık? 45 derece döndüğü zaman arkadaşlar şöyle 90 derece döndüğünde böyle buraya geldiğinde yeşil olmuş oldu. Sonra yine aynı şekilde turuncu arkadaşlar 135 derece döndüğünde bakın turuncu bu bölgeye gelmiş oldu. Sonra pembe şöyle geldi saat yönünde bakın 135 derece ve en son mavi kaldı. Mavi de bakın buraya geldi. Gördüğünüz gibi turuncu ve mavi arkadaşlar yer değiştirmemiş oldu. İlk bölgelerinde kaldılar. B şıkkı. Arkadaşlar iki birim kaydırıldığında şöyle merkezde iki kayar. Merk e, köşenin sol noktası, köşenin sol noktası ne demekse. Çemberin sol köşesi de iki nokta, 2.2 iki birim kayar. Yine sağ köşesi olan M de 2 birim kayar. Dolayısıyla buralara hemen ikileri yapıştırmalıydınız. Sonra çap zaten bakın x kare artı y kare 100 olduğu için r kare 100 demektir. R buradan 10 olur. Dolayısıyla k o 1'e 8 kalır. Yine o 2 m 7 8 kalır arkadaşlar. İkiz kenar bir üçgen olduğu için şöyle tam ortaya dik indirdiğimizde buradaki 18'i 9 9 bölecek. Şimdi bundan sonra neye dikkat edeceğiz? Çemberin yarı çapı arkadaşlar 10 olduğu için OA 10'dur. Böylece bir birimde şu uzunluk olduğu için 2'nin tam yarısı bakın şöyle burada da göstereyim. O1, O2 daha büyük görün. Sonra burası bir birim, burası 11 birim, burası bir birim, burası da 11 birim. Dolayısıyla Pisagor 101, 99, 3 kök 11 oldu. Taban kaç olacak peki bu LN'de? E, 22 birim. 2'ye böleceğiz. 33 kök 11 oldu E şıkkı. Arkadaşlar düzgün altıgende dikkat etmemiz gereken şey simetri ekseni ve bir tane kısa olan köşegen var. İşte bu kısa olan köşegen şöyle tabana dikiniyor sonuçta. Dolayısıyla burada dikkat etmemiz gereken mevzu artık ne oluyor? Şurası 90 yine burası 90 bakın paralel iki doğru arasındaki uzaklık zaten yüksekliktir. Bundan dolayı artık ben kenarı ve tabanı bulacağım. Sayı verelim çünkü oran istiyor. 1 1 dersem kök 3 kök 3 kök 3 olur. Ve 60'ın karşısı 3 üç kök 3 ise 30'un karşısı 3 gelecek. Tabi diyeceksiniz hocam bir dakika nereden geldi 30? 120 derece ya. Böylece 30 kalır. Haliyle arkadaşlar 60 derece olur burası bu yüzden. Şimdi artık kenarı da 1 olduğundan bir taban bakın 4 geldi. Bu düzgün e, neymiş eşkenar dörtgen değil paralel kenarı olduğu için 4 çarpı 3 kök 3 paralel kenarın alanı. Bir tane eşkenar üçgenin alanı akare kök 3 bölü 4'tü. Düzgün altıgen 6 tane eşkenar üçgenden oluşur. Ve bundan 3 tane var toplam alan böylece ne gelmiş oldu? 9 kök 3 bölü 2 arkadaşlar sadeleştirdim. Kök 3'ler gitti. 12 24 bölü 9 sadeleştirirsem 8 bölü 3 aşıkkı. Arkadaşlar burada şu kavram karışmasın. Dik doğru demek değildir. Şimdi bir doğruyla bir doğrunun eğimler çarpımı bir olmuş. Yani eğimler çarpımı zıt olduğu için şöyle bir şey olur. Birisi x ekseniyle alfa derecelik açı yaparken öbürü de y ekseniyle alfa derecelik açı yapar. Ama burada tabii ki ne dik kesişirler ne de arkadaşlar böyle alakasız paralel olabilirler. Gördüğünüz gibi böyle sadece birinin eğimi 4 ise öbürünün eğimi 1 bölü 4'tür. Haliyle o zaman burada bir çizim yapalım şimdi. E, ee, KL'ye, LM'ye şöyle bir doğru yapayım. Böyle olsun. KL ile LM'nin eğimler toplamı 0 o zaman bunlar... Nasıl açılar arkadaşlar? Birisi x ekseniyle alfa yapıyorsa öbürü de x ekseniyle alfa açı yapıyordur. Ama zıt yönde eğimler toplamı eksi 1 olduğundan birinin eğimi m ise birinin eğimi eksi m. Dik kesişir diyemem. E, paralel zaten diyemem. Ama en azından bu şekilde bir ikizkenar üçgen oluşturur arkadaşlar. Bu da bizim için KL olsun. Sonra KM'ye ne diyeceğiz? İşte KM'de R olduğu için bunun eğimi de alfa olduğundan işte bu da bakın x ekseniyle şöyle alfa şey y ekseniyle pardon alfa derecelik açı yapıyor ama bunlar üçgen oluştursalar da paralellik ve dik kesişmekten falan bahsedemem. O yüzden bu üç doğru gördüğünüz gibi bir üçgen oluşturdu. LM ve KM bir noktada kesişti. Aynen bunu da söyledik ama paralellik ve dik kesişme ile alakalı bir durum yok şu çizimde. 2 3 D şıkkı. Üçgen çizeyim bir tane arkadaşlar. Zaten şekli anlamak gerekiyor. Orada ufak bir nokta var muhtemelen o kaçmıştır. Şimdi A'dan B, A, B yolu boyunca B noktasından A noktasına hareket ediyor. Sonra hatta şöyle yapayım ki kafanız karışmasın. B'den A'ya doğru hareket ediyor arkadaşlar. Tam böyle B, A'nın orta noktasına geldiğinde C noktasındaki kırıntıyı fark ediyor. C'ye gitmek için önce 4 metre aşağı iniyor. İşte burada en kısa yoldan BC'ye nasıl gidecek arkadaşlar? Tabii ki dikimdirip olacak. Dolayısıyla bakın böyle gördünüz mü? Ve burası işte 9 santim. Bundan dolayı arkadaşlar AC de 10 birim olduğu için soruyu yapabileceğiz. Yani burada kritik nokta 4 metre aşağı inip aşağı inerken de tabii şöyle yapmamalıydınız. Böyle aşağı olmaz. Bu şekilde aşağı indim. Ve en kısa yol olduğu için kenara böyle dik indirip ondan sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla böyle diki indiriyorum, orta taban yapıyorum. Şimdi burası 8 birim olacak. Orta tabandan 6 8 10 üçgeni olduğu için şöyle TC diyelim. 6 olsun. Böylece buraya 3 kaldı. Orta noktadan paralellikten tabii ki şuraya da BH desek BH'ta 3 olur arkadaşlar. ABC üçgeninin çevresi 3 4 5 burası da 5 bir kenar 12 diğer kenar 10 diğer kenar 10 toplamda arkadaşlar 32 D şıkkı